Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan İstanbul mitinginde konuştu. Vatandaşlardan oy isteyen Erbakan, bir oy Erdoğan'a, bir oy Erbakan'a dedi. Esselamu aleyküm İstanbullular, esselamu aleyküm İstanbullu milli görüşçüler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah bu muhteşem mitingimizi inşallah yeniden Refah Partimizin, Cumhur İttifakımızın en büyük zaferlerine vesile kılsın. Mitingimiz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Meclise Erbakan, 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 meclise Eyyub El Ensari Hazretlerinin şehri, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin şehri, Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin şehri, merhum liderimiz Erbakan hocamızın şehri, Osmanlı payitahtı, dünyanın baş şehri İstanbul'umuzda, Gazi Osman Paşa Meydanı'nda, işte bu mübareklerin yolundan yürüyen, ecdadın yolundan yürüyen, aynı dava uğrunda mücadele eden milli görüşçüler olarak toplandık. Cenab-ı Allah seferimizi hayırlı eylesin, gazamızı mübarek eylesin. 14 Mayıs zaferimiz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Erbakan, mücahit, Erbakan, mücahit, Erbakan, mücahit, Erbakan, mücahit, Erbakan, mücahit, Erbakan, mücahit, Erbakan. Merhum liderimizi rahmetle anıyoruz. Ne diyordu? Eğer biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder. Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez diyordu. İşte bu inançla, bu aşkla 4,5 seneden bu yana yeniden Refah'ın dava erleri en büyük gayreti, en büyük fedakarlığı gösterdiler. Ve bugün artık meydanlara sığmayan, salonlara sığmayan bu muazzam güç haline ulaştık elhamdülillah. Her zaman söylediğimiz gibi dış güçlerin desteğiyle, medya desteğiyle, hazine yardımıyla, devletin iktidarın gücüyle bir noktaya gelmedik. Biz bu noktaya dava erlerinin gayreti ve fedakarlığıyla, Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, Erbakan hocamızın ve milli görüşün bereketiyle geldik elhamdülillah. Başkan Erbakan, başkan Erbakan, başkan Erbakan, başkan Erbakan, başkan Erbakan, başkan Erbakan, başkan Erbakan. Sizler merhum Erbakan hocamızın vefatının arkasından en zor bir dönemde, en karanlık bir dönemde milli görüş sancağını tutup kaldırdınız. Bu sebeple tarihe altın harflerle geçecek ikinci 40 yılın Erbakanları, ikinci 40 yılın kahramanları olarak sizleri bağrıma basıyorum. Sizleri selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun inşallah. İman varsa imkan da vardır dediniz. İnanç tekeden bile süt çıkarır dediniz. Ve Erbakan hocamızın tabiriyle tırnaklarınızla sökerek aldınız ve yeniden Refah Partimizi elhamdülillah Türk siyasetinin anahtar partisi konumuna getirdiniz. Biz bu dava erlerinin gayretiyle, milli görüşün bereketiyle, Cenab-ı Allah'ın yardımıyla diğer parası ve havası çok olan partilerin 14 senede alabileceği yolu 4 senede aldık elhamdülillah. Tabii ki bu muazzam atmosfer içerisinde burada bulunan değerli il başkanımıza, İstanbul'umuzun birbirinden kıymetli milletvekili adaylarına, bu organizasyonda emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Güvenlik güçlerimize, basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu meydanı böyle muazzam bir şekilde dolduran hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tüm İstanbullulara, tüm İstanbullu milli görüşçülere bir kez daha teşekkürler ediyorum. Meclise Erbakan, meclise Erbakan, meclise Erbakan, meclise Erbakan, meclise Erbakan, meclise Erbakan. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi yeniden Refah Partisi olarak seçimlerin arefesinde seçimin sonucunu etkileyecek bir parti haline geldik. Alacağı kararla Türkiye'nin geleceğine ve seçimlerin sonucuna etki edecek bir parti haline geldik. İşte böyle bir noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın da davetiyle devletimiz için, milletimiz için, yeni nesiller için, ülkemiz için yeniden Refah Partisi olarak
Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cenab-ı Allah bu kararımızı ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı eylesin. Yeniden Refah Partimize, Milli Görüş'e hayırlı eylesin inşallah. Neden böyle söylüyorum? Neden devletimiz için, milletimiz için, yeni nesillerimiz için? Çünkü karşıda bulunan yedili masa bu milletin tarihiyle, bu milletin değerleriyle maalesef ki barışık olmayan bir yapıya sahip. İşte destekçileri ortadadır. Söylemleri ortadadır. Seçim bildirgelerine yazdıkları maddeler ortadadır. Biz okullarda din dersini kaldıracağız diyenlere bu aziz millet geçit verir mi? Biz bu milletin en büyük hasretlerinden ve özlemlerinden bir tanesi olan Ayasofya Camii'ni yeniden müze yapacağız diyenlere bu millet geçit verir mi? Elbette ki vermez. Biz LGBT'yi aile yapımıza bir tehdit olarak görmüyoruz. Bu gayet normal bir şeydir diyenlere bu millet geçit verir mi? Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Destekçisi PKK terör örgütünün kurucuları ve yöneticileri olanlara bu millet destek verir mi? Destekçisi Fethullah Gülen örgütünün yöneticileri olanlara, destekçisi LGBT lobileri olanlara bu millet geçit verir mi? Ve destekçisi dış güçlerin en önde gelen yayın organları olanlara, destekçisi doğrudan doğruya dış güçler olanlara bu millet destek verir mi? Bunlar bizim ortaya koyduğumuz ifademizde olduğu gibi yedili masa değil, yedili maşa olmuşlar. Yedili maşa. Milletimiz bu yedili maşaya yarın sandık başında en güzel cevabı oylarıyla verecektir Allah'ın izniyle. Üzülerek ifade ediyorum. PKK'nın maşası olmuş. PYD'nin, YPG'nin maşası olmuş. PYD'ye, YPG'ye terör örgütüdür dahi diyemeyen LGBT lobilerinin maşası olmuş. Fethullah Gülen örgütünün maşası olmuş. Dış güçlerin maşası olmuş. Bu yedili maşa inşallah yarın cevabını bu aziz milletten alacak Allah'ın izniyle. Milletimiz Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmemesi için, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmemesi için, Türkiye'mizin 8 başlı bir yönetim sisteminin karmaşasına ve belirsizliğine sürüklenmemesi için inşallah yarın sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekilliği seçimlerinde de yeniden Refaha, Milli Görüş'e destek verecek inşallah. Bu vesileyle İstanbul'umuzdan Gazi Osman Paşa Meydanı'ndan bir kez daha en gür sadayla baraj yok, yeniden refah var diyoruz. Yeniden refah meclise, Milli Görüş meclise diyoruz. Milli Görüş'ün mecliste olması neden önemli? Defaatle bunu milletimize anlattık. Milli Görüş demek önce millet demektir. Milletin derdiyle dertlenmek demektir. Paylaşımda adalet demektir. Yönetimde adalet demektir. Kul hakkı yemekten, ateşten kaçar gibi kaçmak demektir. İşte Türkiye'nin dört bir yanında halen daha merhum liderimiz Erbakan hocamıza ve Milli Görüş'e dua ediliyor. Muş'a gidiyorsunuz. Allah Erbakan hocadan razı olsun. Neden? Burada şeker fabrikasını kurdu. Burada herkes o fabrika sayesinde ekmek yedi. Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Allah Erbakan hocadan razı olsun. Neden? Burada TEMSAN, Türkiye Elektromekanik Sanayi'ni kurdu. Burada Diyarbakır'da on binlerce, yüz binlerce insan bu fabrika vesilesiyle ekmek yedi. Aksaray'a gidiyorsunuz. Erbakan hocaya dua ediyor. Neden? Burada kamyon fabrikasını kurdu. Üretime, ihracata yönelik tek adımı Erbakan hoca attı. Şırnak'a gidiyorsunuz. Şırnak'ın Cizre'sinde Erbakan hocaya dua ediliyor. Neden? Burada azot sanayini kurdu. İşte milletimiz Erbakan hocamızın ve Milli Görüş'ün ne mana ifade ettiğini çok iyi biliyor. Yine Türkiye'nin dört bir yanında memurlar, emekliler, işçiler Erbakan hocamıza ve Milli Görüş'e dua ediyor.
ile ayakta duruyoruz. Eğer o maaş zammı olmasa bugün geçinmemiz mümkün olmazdı diyor. Memurlar, Erbakan Hoca %200 maaş zammı yaptı diyor. Allah binlerce kez razı olsun. Bakınız TRT'de bir spiker hanımefendi gittiğimiz zaman dedi ki, Erbakan Hoca'nın başbakanlığı döneminde ben 13-14 yaşlarındaydım. Çok güzel ve markalı bir bisiklet beğenmiştim. Annemden babamdan bunu istedim. Annem babam memur, dediler ki kızım bu çok pahalı. Biz sana biraz daha uygun fiyatlı bir bisiklet alacağız dediler. Ben de biraz üzülmüştüm. Ama sonra bir gün eve geldim, bir baktım ki benim istediğim o markalı bisikleti almışlar. Ne oldu da bunu aldınız dedim. Erbakan Hoca maaşlara %200 zam yaptı. Biz de sana bu bisikleti aldık dediler diyor. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde 11 ayda dar gelirlinin refah seviyesini, alım gücünü bu kadar yüksek oranda arttıran başka bir hükümet gelmedi. Milli Görüş Erbakan hocamız 54. hükümeti bu alanda dünya şampiyonu yaptı, dünya şampiyonu. Çiftçiler, köylüler Erbakan hocamıza dua ediyor. Diyorlar ki onun döneminde aldığımız taban fiyatlarını başka hiçbir dönemde alamadık. Ektiğimiz, biçtiğimiz mahsul para etti, borçlarımızı ödedik, oğlumuzu evlendirdik, evimizi yeniledik, traktörümüzü yeniledik. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bu hizmetleri milletimiz çok iyi hatırlıyor. Gübrenin fiyatına %50 devlet sübvansiyon sağladı. Devlet çiftçinin ürettiği ürünlere tamamıyla alım garantisi verdi. Çiftçinin, köylünün, işçinin, memurun, emeklinin, küçük esnafın, milletin ana omurgasını oluşturan milyonların bolluk ve berekete kavuşmasına vesile oldu. Halen daha Erbakan dendiği zaman akla bolluk ve bereket geliyor, refah geliyor. Tabii sadece bunlar değil. Erbakan hocamızın manevi kalkınma için yaptığı hizmetler çok önemli. Yüzlerce İmam Hatip Okulu, binlerce Kur'an kursu, İmam Hatip Lisesi mezunlarının sadece İlahiyat Fakültesine değil, istediği her fakülteye gidebilmesinin önünün açılması. Ve çok daha da belki önemlisi, 60'lı 70'li yıllarda horlanan, dışlanan, bunlar cahildir, bunlar gericidir, bunlar bir bakkal dükkanını bile idare edemez denilen o inançlı insanları siyasete kazandırdı, sivil toplum kuruluşlarına kazandırdı ve bu imanlı inançlı insanların belediyeyi de, bakanlıkları da, devleti de en mükemmel şekilde idare edebileceğini bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya gösterdi. Bugün eğer inançlı, imanlı, dindar insanlar en yüksek makamlarda, mevkilerde bu millete hizmet ediyorsa bunun yolunu Erbakan hocamız açmıştır. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Sadece bu değil. Kıbrıs'ta halen daha Erbakan hocamıza dua ediliyor. Neden? Diyorlar ki Erbakan Hoca Kıbrıs harekatının emrini verdi. Başbakan vekili olarak rahmetli Bülent Ecevit Londra'da görüşmeler yaparken Ankara'da Genelkurmay Başkanı rahmetli Semih Sancar'a harekat emrini verdi. Ve o harekat sayesinde 50 seneden beri Kıbrıs'ta bir kişinin burnu bile kanamıyor. Eğer o harekat olmasaydı bugün adada bir tane Müslüman, bir tane Türk kalmayacaktı. Allah Erbakan Hoca'dan, Allah Milli Görüş'ten razı olsun diye dua ediyor. Erbakan meclise, Erbakan meclise, Erbakan meclise, Erbakan meclise, Erbakan meclise. Bosna Hersek'te Erbakan Hoca'mıza, Milli Görüş'e dua ediyorlar. Neden? Diyorlar ki bu Sırp zulmü sırasında o Milli Görüş'ün Erbakan Hoca'nın maddi ve manevi destekleri olmasaydı Bosna'da bir tane Müslüman kalmayacaktı. Çeçenistan'da Ruslarla mücadele ederken Çeçen cihadında biz en büyük desteği Erbakan Hoca'dan, Milli Görüş'ten gördük diyorlar. Filipinler'de, Moro'da hükümete karşı mücadele eden Müslüman güçler diyorlar ki bakın şurada en yüksekte dolabın üstünde bir faks cihazı saklıyoruz. Bunun bizim için manevi önemi çok büyük. Giden heyete bunu anlatıyorlar. Neden çok büyük? Bu bizim İslami hareketimizin buradaki ilk faks cihazıdır. Ve bunu bize Türkiye'den Erbakan Hoca gönderdi diyor. Bu ne demek? Erbakan demek, Milli Görüş demek, millete, devlete ve ümmete hizmet demektir. Önce millet demektir, önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar, önce garipler demektir Milli Görüş demek, Erbakan demek. Elhamdülillah. Ve tabii Milli Görüş bütün bu hizmetleri yaparken bu devletin, bu milletin bir kuruşuna dahi el uzatmadan, göz dikmeden bu hizmetleri yaptı. Biz ne diyoruz? Milli Görüş demek makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için siyaset yapmaktır. Allah rızası için.
Milli görüş demek, siyaseti ibadet olarak yapmak demektir. Milli görüş demek, rüşvet alan da veren de melundur anlayışının devlet yönetiminde hakim kılınması demektir. Kul hakkı yemekten, ateşten kaçmak gibi kaçmak demektir. Elhamdülillah. İşte hep örnek veriyorum. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Refah Partili Belediye Başkanımız. 94'te belediye başkanı oldu, 99'a kadar başkanlık yaptı. 99'da seçimi kaybedince başkanlıktan ayrıldı. 5 sene 300 bin 400 bin nüfuslu Kayapınar'da belediye başkanlığı yapan bu başkanımız belediye başkanlığı bittikten sonra kaldığı yerden bıraktığı yerden seyyar satıcılık yapmaya devam etti. İşte siyasetin ticaret olarak değil ibadet olarak yapılmasının en güzel örneği. 5 sene boyunca belediyenin, devletin, milletin bir kuruşuna dahi göz dikmemiş. Şimdi biz ne diyoruz? Yeniden Refah Partisi bugün aynı ruhla, aynı dava uğrunda, aynı aşkla meclise doğru yürüyor. İşte bu davanın temsilcisi, bu çizginin temsilcisi, bu ruhun, bu anlayışın, bu hassasiyetin temsilcisi olan yeniden Refah Partimizin mecliste olması bu milletin ve ümmetin faydasına olan çok önemli bir adım olacaktır inşallah. Yarın sandık başında aziz milletimiz şu atasözünü hatırlasın istiyoruz. O güzel atasözümüzde ne deniyor? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır deniliyor. Öyleyse bu millet için, bu devlet için, bu ümmet için bedel ödeyen, bu fedakarlıkları yapan ve bu hayırlı hizmetleri, bu efsane hizmetleri gerçekleştiren Erbakan hocamızın 40 yıldan çok daha fazla hatırı olduğunu çok iyi bir şekilde düşünmemiz ve hatırlamamız gerekiyor. Biz Erbakan hocanın kıymetini bilemedik. Biz Erbakan hocayı hayattayken anlayamadık. Ona vefa borcumuz var diyen kardeşlerimiz, kıymetli vatandaşlarımız, gün bugündür. 14 Mayıs Erbakan hocamıza vefamızı gösterme günüdür. Gün tadı damağımızda kalan hizmetleri gerçekleştirmiş olan milli görüşe millet olarak vefamızı gösterme günüdür. Yarın sandıklara gideceğiz ve millet olarak bir oy Erdoğan'a, bir oy Erbakan'a, bir oy yeniden Refah'a diyeceğiz inşallah.